I tried to give away all I had. My mind was full of my mistakes. I've been too fragile through my life, and I'm missing you so bad. Bugün benim tasarımımda yine İstanbul'un en eski semtlerinden biri, yine farklı malzemelerden bir şey yaparken yürürken bir inşaat gördüm. Yıkılmış bir bina vardı ve yıkılmış bir bir keresinde yanmış bir binadan çıkan yanık ahşap parçaları vardı. Onları topladım. İşte yıkılan bir duvardaki grafitili duvarları ya da renkli duvar parçalarını bulduğum da oldu. O sürecin kendisi zaten başlı başına çok başka türlü hikayeler ve keyifli anlar, farkındalıklar olan bir süreçti. O süreçte o topladığım malzemeleri getirip kendi yaptığım bir tür hamurla birleştirerek figürler oluşturmaya başladım. Bu bir yandan geri dönüşüm malzemelerini kullanıyordum. Hem sokaktan bulduğum, binalardan bulduğum malzemeler hem de kendi malzemelerim. Bir yandan da kentsel dönüşümün geri dönüşümü gibi olan çalışmalarla mekan ve insan hikayelerini bir arada kullandım. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni gördüm. Seni gördük. Daha iyi olduk. Bize bugün atık malzemeleri kullanarak bir uygulama yaptıracaksın. Minik bir heykel yapacağız. Atık malzemeleri kullanarak Deniz bize yol gösterecek. Nereden başlayacağız sevgili Deniz? Öncelikle yapacağımız figürün eskizini ve desenini çiziyoruz. Kanatlı bir figür düşünürsek. Ben çok seviyorum. Kanatlı figürleri çok seviyorum ben. Önce desenini çiziyoruz. İşte ayakta durdu, oturdu, farklı şöyle şekillerde. Şöyle gösterelim. Yapmak istediğiniz figürün önce desenini çiziyoruz. Desenini çiziyoruz. Ama eğer çizemiyorsanız belki de hani kendiliğinden bir şekilde verebilirsiniz değil mi? Tabii. Doğru tabii. Mu? Tellerle. Elimizle de şekil verebilirsiniz. Elimizle de tellerle şekil verebiliriz. Sonra? Sonra bu... Biz ne yapıyoruz? Ben yapabilecek miyim acaba sence? Tabii. Yapar mıyım? Tabii. Biraz zor yani bu iskeleti kurmak, insan figürünün iskeletini kurmak kolay bir şey değil. Zor geliyor şimdi bana. Sana kolay tabii bize. Yani işte... Bize zor. Onu bükerek o iskelet kurulabilir tabii. Kanatları da yapabilirsiniz. Kanatları farklı bir malzemeden, mesela bakırdan yapmak mümkün. Mümkün. Neresinden başlayacağız? Çizdik diyelim. Çizdik. Bizim şimdi elimizde böyle bir figür var. Bir melek figürü yapacağız galiba seninle. Evet. Tamam. Nereden başlayacağız? Telleri bükmekten mi başlayacağız yoksa iskeletinden mi başlayacağız? İskeleti bizim için zor olur dersen kanadından başlarız. Kanadından başlayalım o zaman. Kanadından başlayalım. Kanadından başlayalım. Önce kanadından başlayalım. Tamam peki. Nasıl yapıyoruz? Bunu kullanıyoruz. Bu bana yabancı bir malzeme değil. Bu benim sevdiğim malzemelerden bir tanesi. Birçok şeyi birleştirmek için bu malzemeyi kullanıyorum ben. Kendim evde bir şeylerle oyalanırken. Ne yapıyoruz? Ne kadar kopartıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Kesiyor muyuz? Biçiyoruz muyuz? Şimdi göz kararı 2-3 şöyle dönecek kadar şuralardan bir yerlerden kesmeye başlayabilirsiniz. Tamam, keselim.
şu kadar filan bir parça mesela. Şuradan bir yerlerden kesip başlayabilirsiniz. Kesiyoruz. Şunda mı kesiyorum? O da olur, bu da olur, bu keski de olur. Tamam, doğru. Bak ben bunu bilmiyorum. Şimdi. Sonra bunun işte bu kanat olacak iki tarafının olduğunu düşünürsek eğer şöyle iki kanadın dilim dilim olduğunu. Şuradan şöyle bir istediğiniz şekilde bir bükmeye başlayın bakalım isterseniz kanat nasıl olacak diye. Bunun alt kısmı gibi düşünüp buradan şöyle çevirerek döndürerek bir kanat yapmaya başlayalım isterseniz. Şu kısmından şöyle bükerek. Bunları da kullanabilirsiniz. Elinizle de yapabilirsiniz. Aa, benim kanadım nasıl? Benimki kanat olacak mı sence? Tabii ki olacak. Niye olmasın? Ben çok seviyorum kanat. Özgürlüğün ifadesi kanat değil mi ya? Çok çok anlamlı geliyor bana kanat. Şöyle. Şöyle. Şöyle form veriyoruz herhalde değil mi? Evet, o kanattaki o dilimlerin olduğu, tüylerin olduğu bölümler gibi düşünün. Çok güzel. Son, kanadın son tüyünü yapıyorum. Tabii ki öğretmenlerin. Kanatları açık bırakıp figürümüzü şöyle oturtup iskeleti yapılmış figürümüzü yerleştirip kanatlar durup takıp ondan sonra figürü, da malzemeyi evet, üzerine evet, kaplayacağız. Evet, evet, evet. Bu yani duruşunu verdikten sonra bunu böyle kaide dediğimiz parçanın üzerinde yerleştirip sabitledikten sonra kanatları kaplayabilirsiniz bu arada isterseniz. Ama hani bu kanatların rengi güzel geldiği güzel, için bana evet, böyle kanatlar kalsın yani, istedim. Evet, evet. Hem de bir farklı malzeme de katmış olmak İki için. İki farklı şimdi. Malzeme bir araya gelmiş oluyor. Evet evet evet. Hem de malzemede bir oyun bir hareket olsun hareket diye. Yani biz o hamuru bu figürün üzerine kaplayacağız. Bunu sabit. Ben şimdi şey dedim hani kanat yapmak benim daha kolayıma geldi gibi oldu ama gerçekten hani biraz zaman alan bir iş. Bir de bunun heykelin iskeleti var. Onu sevgili Deniz bizim için hazırladı. Kanat yapmam gerçekten bir süre aldı ama çok zevkliydi.
sakın sakın pes etmeyin eğer böyle bir şey yapmak isterseniz. Telefon vermek çok keyifli, onunla uğraşmak içine dalıp gidiyorsunuz çünkü. Sevgili Deniz dediğim gibi heykelin iskeletini bizim için hazırladı. Onu da yine tellerden insan formu vererek büktü, hazırladı. Biz şimdi Deniz'in hazırlamış olduğu malzemeyle, hamurla heykeli şey yapacağız, kaplayacağız. Evet. Doğru muyum? İşlem sıramız bu. Doğru. Ama onun öncesinde sanıyorum iskeleti bir de gazete kağıtlarıyla ayrıca kapladın değil mi? Onlara da bakabilir miyiz? Nasıl yapıyorsun onları? Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Önce teli iskelet haline getirip böyle telden bir malzemeyi yapıyoruz. Ama o hamurun ben bunu 5 günde yaparım herhalde. Yok, aslında bugün de yaparsınız. Kalın yani beraber yapalım. Tabii ki şaka ediyorum. Tabii yapılmayacak bir şey değil. Yapılır. Çok çok dediğim gibi hani zevkli yapması. Sonra? Tabii bu telin üzerine hamuru tutturamazsınız. Çünkü tel oradan çıkar falan. Evet, o yüzden de onu gazeteyle bir zemin yapıp bir de tabii malzemeyi kendisiyle bir arada kullanmak doğru. Gazeteden yapılmış bir hamuru gazetenin üzerine yapıştırmak her zaman için daha doğru olur. Ayrıca en zevkli bölümü bu. En zevkli bölüme şimdi geçeceğiz. Yani bunu montajını yaptıktan sonra, yerleştirdikten sonra o hamur kısmına geçeceğiz. Önce iskeleti, sonra gazetelerden kaplanıyor. Sonrasında da bunu istediğimiz bir duruş şekliyle, ayakta mı dursun istiyorsunuz, otursun mu istiyorsunuz, diz mi çöksün istiyorsunuz, herhangi bir şekilde oturtup işte kanatlarını da ekleyip onu önce bir yerine sabitleyip hareketini belirleyeceğiz. Hareketini belirleyeceğiz. Peki gazete kağıtlarını nasıl doladığını bize bir parça gösterebilir misiniz? Tabii. Rica etsem. Tabii. Bu bildiğimiz gazete kağıtlarını şerit haline getirip tabii. Bakın böyle şerit haline getiriyorsunuz önce gazete kağıtlarını. Ondan sonra iskeletin üzerine doluyorsunuz değil mi? Tabii ama biraz üstüne geçirip içinden de geçirerek nasıl arada böyle. Onu? Diyelim ki şöyle geçiriyoruz. Hı-hı. Arada tabii sabitlenmesi için aralarından geçiriyoruz önce. Sonra tekrar doluyoruz. Ben de yapabilir miyim? Tabii. Hatta şey yapın, bence bundan sonrasını siz biraz yapın bakalım. Gerçekten. Bu da eğlenceli kısmı. Evet, bu daha hani nispeten... İtebilirsiniz bunu aralarda. Kolay gibi sanki. Ama kolay diye de bir şey yok değil mi Deniz? Ya yani, bir şeyi severseniz kolay, sevmezseniz zor. Evet. Bu galiba birçok şey içinde böyle geçerli, midir acaba? Mi? Bence geçerli. Evet, olabilir. Efendim, heykelciğimizi gazete kağıtlarıyla kapladık. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bunu kaidesinin üzerinde bir hareket veriyoruz. Artık otursun mu, ayakta mı dursun, ne yapsın ona göre. Kanatlarını da takıp sonra sabitleyeceğiz bunu. Yani hamuruna geçmeden önce heykeli buraya oturtup sabitleyeceğiz. Ama nasıl durması gerektiğini önce karar vereceğiz değil mi? Evet, evet. Nasıl olsun? Nasıl olsun? Biz çöksün. Ama dua eder. Öyle mi? Peki. Evet, tamam. Nasıl yapıyoruz şimdi? Buraya mı fixliyoruz? Yani... Önce fixliyoruz, ondan sonra kanatlar var. Önce şey yaparız, diz mi çöksün? Diz çöksün, evet. Hani peki. Böyle bir diz çöker form. Ha, peki, diz çöksün o zaman. Güzel dilekler diliyor olsun. Güzel, tamam. Değil mi? Tamam, o zaman... Bu yeni yılda, yeni senede. Tamam. O zaman önce bir diz çökme duruşunu yapalım. Tamam. Kolları nasıl olsun? Açık mı olsun? Şöyle böyle yukarı mı gelsin mesela? Yani önce bir duruşunu yapalım. Aslında bu da çok içten gelen bir şey değil mi? Hani böyle bir karar veriyorsun ama yine de... Karar da kendini veriyor aslında. O da karar da kendini veriyor. Evet. Biraz bizim hani Anadolu'da böyle derler ya, kervan yolda düzülür diye. Doğru, doğru. Aslında öyle bir şey işliyor, öyle bir süreç işliyor. Doğru, doğru. Yani ilk başta siz bir desen çiziyorsunuz ama o desenin %100 aynısı olacak diye bir şey yok. Onu yaparken o an bir şey değişir, başka bir şey olur. O yüzden tabir çok doğruydu. Yani hareket de değişebilir.
gibi. Tabii olabilir. Böyle bir duruş olabilir. Bundan sonra sana... Şimdi buradan sonrasında... Ama lütfen sen benim verdiğim şekli düzelt. Ama zaten güzel oldu bu şekil. Yani hani bir ufak bir rütuşla zaten böyle bir duruş olabilecek güzel bir duruş. Buradan kanatlarını önce takalım. Kanatları mesela şöyle açık mı olsun, nasıl olsun? Belinden mesela bağlayabiliriz kanatlarını isterseniz. Açık mı olsun, kapalı mı olsun kanatları? Açık olsun, açık kanatları. Açık olsun değil mi? Heykelimizin dilekleri böyle özgür olsun. O zaman önce kanatlarını sabitleyelim. Kanatlarını sabitledikten sonra şöyle biraz sıkaraktan. Şimdi de oturuşu da böyle, elleri de böyle dursun demiştiniz. Böyle. Evet, güzel dilekler olsun. Bunu da zeminimize doğru şöyle mi dursun, açılı mı dursun, kenara doğru mu dursun, nasıl dursun? Uçacakmış gibi dursun Deniz. Uçmaya her an hazır gibi dursun. Uçmaya her an hazır. Her an uçabilir gibi dursun o zaman. Şöyle öne doğru çevirelim bir de. Böyle her an uçacakmış gibi. Sıkıştırıyoruz. Evet, iyice sıkıştırıyoruz ki sağlam dursun. Ha, iyice açalım o zaman diyoruz. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Acaba bir adım da şöyle önde olabilir mi? Sanki ayağa kalkıp tabii gidecekmiş gibi. O zaman şöyle yapalım. Ya bunu çiviyle çakabiliriz ya da şöyle durur. Şöyle dursun istiyorsanız. Böyle her an hareket edecekmiş gibi olsun diyoruz, öyle mi? Evet. Yani her an uç. Bu bütünlüğü sağlamak için çiviyi de bakır telle doluyoruz.
Şimdi hamur kısmını yapmadan önce bu artık yerleşti. Fakat hamuru kaplamadan önce bir gazete kağıdıyla birkaç tur üzerinden şu bel kısmının geçersek hamurla daha güzel bütünleşir. Bunun ayağını biraz daha mı aşağı indirsek acaba? Ne gibi? Değil. Nasıl? Yok. İndirebilirsin. İşte Süpermen gibi oldu o zaman. Biz Süpermen gibi bir şey istemiyoruz değil mi? O zaman... İyisin diyorsunuz. Duruşa karar vermek ne kadar şey. O zaten çok baştan önemli. Evet, duruşa karar vermek değil mi? Siz de onu hissettiniz. Yani evet, uygulama evet. Sırasındaki evet, o şeyi yani hissettiniz. Gerçekten duruşa karar vermek çok önemli. Yani çizim onun için çok önemli ilk başta. Yani çizmeseniz bile bir duruşuna karar vermeniz gerekiyor. Çünkü harita o duruş oluyor aslında. Doğru mu? Doğru, evet. Çok doğru. Evet, onu yani. Şimdi anladım. Yaparken onu hissettim. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hamuru yapmadan önce bir malzemenin işlemesi için gazete kağıtlarından birkaç kapatacağız üzerini ki üzerine hamuru yapabilelim diye. Bu teli bağladığımız bağlantı yerlerini kapatacağız. Başka türlü dursa mı diyorsunuz değil mi? Öyle olur. İnsan hep böyle öyle, öyle olsa, mi durdu bu? Olsa. Orada çünkü duruş bir daha değişmeyecek. Onu biliyorsunuz ya hamuru yaptıktan sonra değil mi? Ama siz başından beri aslında biliyordunuz hangi duruşu istediğinizi. Bence o konuda pek de kararsızlık yaşamadınız. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Yani doğrudan çünkü aslında biliyordunuz ya, ne istediğinizi. Ya bugünlerde herkes böyle bir... Sanıyorum sadece ben değilim, herkes bir dua halinde. Güzel şeyler için, sağlık için, huzur için. Zor zamanlardan geçiyoruz, hiç kolay değil. Ondan dolayıdır ki bende de böyle bir dilek, bir dua pozisyonu tecelli etti diyeyim. Öyle bir duruş pozisyonu çıktı benim içimden de. Her şey umarım sağlıkla ve güzellikle olur. Umarım. Zor zamanlardan geçiyoruz. Kolay değil ama hepsini atacağız. Her şey bir gün geçer. Hepsi geçer. Önünde sonunda geçmek zorunda. Şimdi hamur kısmına geçmeden önce bütün bağlantıları tekrar kağıtla kapladık. Son bir şurasından daha kaplayıp ondan sonra işin eğlenceli hamurlu oldu. Kısmına çok geçeceğiz. Eğlenceli, çok güzel bir şey bu. Bunu iyice sabitledikten sonra son parçamızla hamur kısmıyla kaplayarak devam edeceğiz. Evet, şimdi hamur için heyecanlıyım. Evet. En heyecanlı kısmı zaten o değil eldiven mi? Eldiven takacağız herhalde. Tabii tabii, tamam. Eldiven takmamız tamam, daha peki. Sağlıklı eldiven olur. Eldiven de çok kolay iş yapılmıyor değil mi? Yani ben hiç böyle eldivenle bir şey yapmaya alışık değil. Böyle bütün ellerimle o bir şey yaparken. Ya evet. Bunda biraz tutkal falan olduğu için sanırım... Eldivenle yapmakta fayda var herhalde. Tabii. Ya tabii elle hissetmek her zaman için haklısın o konuda. Yani elle hissetmek, o dokunmak. Yani birçok aşamada zaten hani elimizle yaptık. O şey oldu. Fakat bu hamurun hani yapışkan olması, biraz tutkal vesaire de olması açısından eldivenle elleri de korumakta elleri korumakta yani. Fayda evet, var. Tamam.
omuzlar, kıvrımlar, onların hepsini de hissederek birazcık da. Evet, siz bu işi bayağı seviyormuşsunuz. Çok, yani hemen çok böyle seviyorum. Elini alıp içine girdin konunun bence. Evet, çok evet. İyi, harika, harika efendim. Buna şekil vermeye devam edebiliriz. Bu kendini böyle gerçekten içine alan bir şey. Çok güzel. Hamurla uğraşmak çok güzel. Telle uğraşmak çok güzel. Tel, kağıtlar, atık malzemeleri kullanarak bugün küçük bir dua eden heykelcik yaptık. Sevgili Deniz Çobankent'e çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Lütfen kendinize çok ama çok dikkat edin. Lütfen bütün tedbirlerinizi alın. Bütün tedbirlerinizi almadan sokağa asla çıkmayın. Sağlıklı günlerde kalın. Hoşça kalın.